Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programına devam ediyoruz. İlk vecizemiz, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller, 1. Tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. 2. Esma-i Hüsna'nın tenasüp ve iktizası üzerine hakaik-i âliye ilahiyedeki muvazeneyi mürat etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemal-i muvazene ile cem etmesidir. Şimdi Cenab-ı Hak hakkında muhtelif batıl fikirler, yanlış inançlar var değil mi? Bunlar yaygın yeryüzünde o zaman. Daha doğrusu yaygından öteye şirk hakim yeryüzünde. Kur'an-ı Kerim'den önce yerine şirk hakim. İşte kimi ateşe tapıyor, kimi güneşe tapıyor, kimi ineğe tapıyor, kimi kendi eli yaptığı putlara tapıyor, kimi Hazreti İsa Aleyhisselam'a şey diyor, ilah diyor, kimi Zerri Aleyhisselam'ı diyor. Böyle hırasa yeryüzü de bir inanç kargaşası var yani. Evet. Değil mi? Ve şirk odaklı çoğusu. Şimdi böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim nazil oluyor. Resul Efendimiz meydana çıkıyor. Ve Allah'ı tabiri caizse olduğu gibi yani Allah kimdir? Nasıl bir zattır? Bütün batıl inançları yıkacak şekilde işte hakikatin ortaya koyuyor. Evet. Değil mi? Şimdi bu bir şahsın işi olmaz bu yani. Ancak Allah hissi olacak ki Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle Allah'ı zatına, kemaline, ilahir, esrafına, efaline en uygun şekilde anlatabilsin. Başka türlü olmaz bu. Ancak Allah kelamında bu olur. Yani bu mana üzerine bu maddeler sıralanmış. Şimdi bunun üç tane büyük delili var dedi üstadımız. Kur'an-ı Kerim'in hak vakat olduğuna en sadık deliller. Yani evet. Çok deliller var da. Üç tanesi Efendimiz en mühim. Evet, bir okuyalım. Bir, tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. Şimdi tevhidin bütün iktizaları var, gerekleri var değil mi? Evet. İcapları var yani. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim öyle Cenab-ı Hakk'ı tanıtmış ki tevhid neyi gerektiriyorsa onu aynı Kur'an-ı Kerim ders verir bize. Şimdi tevhid bir meratibiyle tabiri geçti. Evet. Mertebeleriyle muhafaza etmesidir. Tevhidin mertebeleri deyince tekrar döneceğiz başa inşallah. Tevhidin mertebeleri deyince üçe ayrılıyor. Tevhid-i zat, tevhid-i sıfat, tevhid-i efal. Şimdi tevhidin mertebeleri bunlar. Tevhid-i zat Allah'ın zatını tevhid etmek. Yani Allah birdir. Şerike ve nazir yoktur. Bu tevhid-i zat. Vacib vücut, kadim ve baki ancak odur. Diğer bütün mevcudat hep mümkündür, mahluktur, mahkumdur, ilahir. Şimdi tevhid-i zat Allah'ın zatı birdir. Zatı şerikle münezzehtir. Şimdi ortağı yoktur, yardımcısı yoktur haşa. Bu tevhid-i zat. Bir de tevhid-i sıfat var. Sıfatlarında da şeriki yoktur Cenab-ı Hakk'ın. Tevhid-i zat, tevhid-i sıfat. Biz her zaman okuyoruz mesela. La havle ve la kuvveti illa billah. Bu tevhid-i sıfattır yani. Kudret sıfatında tevhiddir. Bütün sıfatlar için bu geçerlidir. İşte bunun kısaca manasını la havle ve la kuvveti illa billah. Havle kuvvet ancak Allah'ındır. Başka hiç kimse de Cenab-ı Hakk'ın vermediği kendi zatlarına mahsus havle kuvvet yoktur. Ne kuvvet, ne kudret varsa Allah'ın ihsanıdır. Güneşin cazibesi de bir kuvvettir ama Allah'ın yarattığı bir kuvvettir. İnsanın elini kaldırıp indirmesi de bir kuvvet gerektirir ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği kuvvettir bu da. Ondan, onun vermediği hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. Şimdi bu ne oldu? Kudret sıfatına tevhid oldu. Evet. İşte Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena. Bu da ilim sıfatında tevhid oldu değil mi? Artık tavsiyatını gizmeyeceğim. وَمَا تَشْرَمِ اِلّٰهِ اَنْ يَشَاءَ Allah. Bu da irade sıfatında tevhid oldu. Yani Allah dilemez, siz dileyemezsiniz. Değil mi?
tek Sübhaneke la ilahe illallah, senin bize bildirdiğinden öteye bizim bir bilgimiz yoktur. Melekeler malum. Hazreti Adem'de imtihan oluyorlar. Neticede işte böyle acizlerini, ilimdeki noksanlıklarını ifade ediyorlar ki sen de ne bildirirse biz onu biliriz. Biz başka bir şey bilmeyiz. Bu da tevhidi sıfatın ilim dalı tabiri caizse. Bu manada bütün sıfatlarda tevhid vardır. Tevhid. Bir de tevhid-i efal, fiillerde tevhid. Mesela terzik bir fiildir. Terzik, rızıklandırma. Ondan başka rızıklandırıcı yoktur. İhya bir fiildir, hayatlandırma. Ondan başka hayat verici yoktur. İlahir. Yani örnekler artırılabilir. Şimdi bunun bütün mertebelerini Kur'an-ı Kerim ders veriyor. Bu beşer işi olmaz ya. Allah'ı efendim zatında nasılsa, fiiller nasılsa, sıfatlar nasılsa öyle anlatmak. Değil mi? Bu ancak Allah kelamında olabilir. Allah kelamının mübelliği olan Allah hissinin beyanlarında bulunabilir. Yani ferdi şahısların dehalarıyla, akıllarıyla bu yolda yürünmez. Yani bu yolda bir mesafe alınmaz. İkincisi Esma-i Hüsna'nın tenasüf ve iktizası üzerine hakaik-i âliye ilahiyedeki muvazeneyi mürad etmesi. İlahi hakikatleri öyle anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim Esma-i Hüsna'nın iktizaları ile örtüşüyor tabiri caizse. Mesela diyelim ki hakaik-i ilahiyeden birisi de rahimiyet mesela. Değil mi? Rahimiyet. Müminleri lütfen cennete koyan, kafirleri adli cehenneme koyan. Değil mi? Şimdi bu adil ismiyle, hakim ismiyle ne oldu bu? Mutabakat halinde oldu değil mi? Yani adil ismi de hakim ismi de iktiza ediyor ki müminler şayeste mükafat görsünler, kafirler de layık cezalarını bulsunlar. Bu isim de gerektiriyor bunu. Değil mi? Yani hakimiyeti de Allah'ın hakimiyet hakikati de bunu gerektiriyor. Hakimiyet hakikati ne oldu? Bu Esma ile örtüştü tabiri caizse. Yani Esma İlahiye ile Hakiki İlahiye arasında tecellilerle daha doğrusu yakın bir alaka var. Bunları Kur'an-ı Kerim çok, çok harika şekilde ders veriyor yani. Cenneti öyle anlatıyor ki, işte müminin de değerini, şerefini öyle anlatıyor ki, bu mümin böyle bir cennete layıktır. Yani kafiri öyle tasvir ediyor ki, cehennemi de kafiri de, böyle bir azap mahalli ancak böyle bir küfür ehline münasiptir tarzında. Aradaki muvazeneyi muhafaza ederek yani ne fazla ne noksan tam adil. Bütün şeyleri böyle. Mesela diyelim her zaman örnek veriyoruz ya hakimiyet, hakim ismi. İşte el dedim bundan daha iyi olmaz yani değil mi? Bundan daha ileri de güneş olmaz. Ondan daha ileri de öteki de cennet olmaz. Ondan daha ileri de cehennem olmaz. Bütün Esma-i İlahi arasında bu şekilde yakın münasebetler var. Bunları Kur'an-ı Kerim gayet hikmetli zaten. Kur'an-ı Kerim bir ismi Kur'an-ı Hakim ya. Yani hikmetle beyan ediyor. Üçüncüsü de rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemali muvazene ile cem etmesidir. Rububiyet Allah'ın bizi terbiye etmesi. Rububiyet. Bizi öyle terbiye etmiş ki iman edebiliyoruz. Öyle terbiye etmiş ki imtihan olabiliyoruz. Öyle terbiye etmiş ki bize cüzüre devirmiş, hayrı da şerri de tercih edebiliyoruz. Değil mi? Evet. Bu rubiyeti, uluhiyet, buna karşılık da uluhiyet, mabudiyet manasına. Evet. Böyle bir insan yapması gereken görevler nelerdir? Onları da karşısına koyuyor. Böyle terbiye ettim sizi, şunları yapacaksınız. Bu, değil mi? Ubudiyet dairesi, rubiyet dairesi arasında kemal muvazene var. Evet. Yani insan terbiyesi, insanı Üstad diyor ya bir yerde cümle tam aklına değil de bir abdi sadece fıtratında yaratmıştır diyor. Yani aklını öyle terbiye ediyor ki sanat ilahiyi hayret edebiliyor. Değil mi? Yani buna karşılık da secdeden bir baş vermiş bize. Değil mi? Şimdi başka hiçbir hayvanda secdeden başı yok. Çünkü hiçbir hayvan kainatı muhasebe gözlemiyor ki. Değil mi? Secdeden bir baş ona verirsin. Yani arada uluhiyetle rubiyet arasında muvazene. Evet. Değil mi? Hayret edilecek bir kainat. Ve secdeden bir baş. İşte bunları artık artırabiliriz örnekleri. Evet.
Evet, yeni bir vecize. Her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi herkes kendi meşrebine göre Kur'an'dan fehim ve iktibas ettiği, hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki onun ruhunu terbiye, kalbini tedavi eder. Çok harika bir ders senin. Ya. Yani birçok soruların da cevabı var bunun içerisinde. Tabii. Şimdi bu alemden hepimize ait hususi bir alem var. Evet. Değil mi? Bu din, aynı dünyada yaşıyoruz ama evet, hepimizin ayrı bir dünyamız var. Evet. Biz dünyayı küçültelim, daha doğrusu kavram olarak. Güneşi alalım mesela. Hepimizin bir güneş, hepimizin güneşi değil mi? Evet. Güneş hepimizin güneşi. Güneş. Ama hepimizin elinde farklı farklı aynalar var. Değil mi? Evet. Farklı farklı aynalar. Aynı güneş birinin aynasına 10 santimetre kare düşüyor. Birinin aynasına 100 metre kare düşüyor. Birinin aynasına 1 milyon kilometre kare düşüyor. Evet. Birisinin aynasına. Evet. Ama aynı güneş. Evet. Yani aynı güneşten aldıkları feyizler farklı. Evet. Değil mi? Her aynanın aldığı feyiz farklı. Şimdi her müminin ruhu, kalbi, aklı da efendim söyleyeyim aynı güneşten. Kur'an-ı Kerim güneş. Hidayet güneşi değil mi? Kur'an-ı Kerim. Aynı hidayet güneşi olan, hidayet güneşi olan aynı Kur'an-ı Kerim'den her birinin aldığı feyiz farklı oluyor. Aynasına göre. Yani onun aynasına Kur'an-ı Kerim nasıl düşüyorsa, yani Kur'an-ı Kerim ne anlıyorsa, fehim iktibas ettiği dedi. Fehim ne anlıyorsa Kur'an-ı Kerim'den. Evet. Orada ne iktibas ediyorsa Kur'an deyince ne var kafasında, kalbinde? İşte onun Kur'an'ı odur. Evet. Onu o Kur'an terbiye ediyor. Asıl Kur'an değil yani. Yani asıl güneş değil. Yani İktibas ettiği. İktibas, her aynayı güneşten iktibas ettiği görüntü var ya, evet, o görüntü ışıklandırıyor her aynayı. Asıl güneş değil. Evet. Şimdi bu çok sorunun cevabı var burada. Tabii hem bize şunu üstad ders dönüşüyor. Birisi bize taluk eden kısmı, yani bu güzel vecizeyle buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim daha çok anlamaya, daha çok o hakikatlerine vakıf olmaya çalışın, aynanızı büyütün. Ki Kur'an'dan daha çok istifade edesiniz. Değil mi? Evet. Bu noktada Risale-i Nur bizde çok büyük bir lütuf. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri elhamdülillah kalbinizi, aklınızı doyuracak şekilde temsillerle, kendi buyuruyor ya, sırrı temsil dürbünü en uzak hakikatleri yakın gösterildi. Çok uzak hakikatleri yaklaştıran temsillerle efendim söyleyeyim bize büyük bir lütuf. Amin. Cenab-ı Hak bahşetmiş yani. Şimdi bu aynımızı büyütelim yani. Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ın bu asırdaki dertle deva olacak en mükemmel tefsiri o Risale-i Nur'u anlamaya çalışalım. Ve aynımızı büyütelim ki güneşten daha çok ispat edelim. Bize talih eden cihdi bu. Bir de düşmanlarımıza, İslam'a karşı çıkanlara da bir cevap var burada. Değil mi? Mesela Müslümanlar biraz bu diyeceklerim biraz önce daha çok konuşuluyordu. Yani Türkiye geri bir ülkeydi. Harpten çıkmıştı. Birçok yerini kaybetmişti. Koca İmparatorluk'tan bir Anadolu kalmıştı. O da parçalanma tehlikesindeydi. Daha yeni biraz paşayı kurtardı tabiri caizse. İstiklalini yeni ilan etmiş iken fakir bir devlet elbette efendim söyleyeyim zayıf olacak da madden de. Aslında şimdi öte tarafına da oraya girmeyeceğim. Manevinden de çok kan kaybetti, çok alim kaybetti değişik bahanelerinin her neyse. Ondan sonra başladılar itirazlara işte. İslamiyet hak olsa Kur'an-ı Kerim haşa Müslümanlara böyle zavallı olmamaları lazım. Değil mi? Yani bizim zavallılığımızdan İslam'a leke sürmeye, İslam güneşine perde çekmeye çalıştılar bir dönemde. Tanzimat'tan sonra, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu tehlike, daha bu tehlike demeyelim de, zaten tehlike de bu kasıtlı propagandalar, hakimdi o zamanlar. Tabii aynı zamanda tehlike, ayrı. Şimdi burada da ona cevap veriliyor. Nasıl cevap veriliyor? Üstad buyuruyor ki, o geri kaldığımız dönemdeki Müslümanları ondan anladığı Kur'an terbiye ediyordu. Aynı Kur'an asr-ı saadeti de terbiye etti. Aynı Kur'an'dan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'le çıktı.
aynı kullanılan işte bu asırda şu şu zalimler de bunları değil mi Kur'an'dan istifade edememişler. Aynı Kur'an, efendim söyleyeyim, Endülüs'ü doğurdu, aynı Kur'an Çerçukuru'yu doğurdu, aynı Kur'an Osmanlı'yı doğurdu. Aynı Kur'an'dan ders alan insanlar imparatorluk kurdular maddi yönden. Kültürler kurdular, sanat eserleri yüzde getirdiler ilahir. Aynı Kur'an. Evet. Bu asırda da aynı Kur'an var ama halkımız perişan, fakir, işte ecnebi tahakküm altında. Bu nasıl bağdaştıracağız? Bu hakikati böyle bağdaştıracağız. Bu asırdaki insanları, bu asırdakilerin anladığı Kur'an terbiye ediyor. Asr-ı saadetteki insanlar, asr-ı saadettekilerin anladığı Kur'an terbiye ediyor. Onun aynısına düşen Kur'an. Osmanlı Selçuklu'yu onunla anladığı Kur'an terbiye etmiş. Şimdi böyle baktık mı itirazların sonu zaten bitti gelir. İtirazlar. Türkiye'de Türkiye'de başta gelişmiş o şükür de. Usta da müjde veriyor. İleride geçeceğiz onları diyor. İnşallah. Geçmeye başladık. Yani. Başladık inşallah. Yani bu vecize çok mühim. Çok, hem şahs hayatınız için mi? Evet. Bu tip itirazlara cevap olmak bakımından mühim. Evet. Maşallah. Teşekkür ederiz. Evet, yeni bir vecizemiz. Kur'an-ı Kerim umumi bir muallim ve bir mürşittir. Halkay dersinde oturan nev-i beşerdir. Nev-i beşerin ekserisi avamdır. Mürşidin nazarında ekal eksere tabidir. Azınlık çoğuna tabi olacak. Yani umumi irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Mahaza avama yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Aksi halde avam yüksek konuşmaları anlayamadığından mahrum kalır. Evet, şimdi kısa söyleyeyim. Daha sonraki vecdiniz bunu izah ediyoruz zaten. Şimdi Kur'an-ı Kerim umumi insanlara rahmet değil mi? Evet. Umumi bir muallim ve mürşittir. Umumi derken yani okumuş okumamış, havası avam, her tabaka insana Kur'an hitap ediyor. Değil mi? O halde öyle hitap edecek ki her tabaka oradan ders alabilsinler. Sadece havasına göre konuşsa, tahsis dediğin hususi sadece onlara hitap etse, o zaman avam dersini alamayacaklar. Hele fenli meselelerden bahsetmişse, efendim havası, avam belki de inkar edecekler. Bir sonraki cümleyi okuyacağız inşallah, onun izahı olacak. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle hitap edecek ki insanlara, hem avam hem havas herkes istifade etsinler değil mi bunlar? Bir de Kur'an-ı Kerim nazil olma gayesi, geçen programda da üstadımızdan naklen beğenildi de, yani Kur'an-ı Kerim nazil olma gayesi, bir Allah'ı tanıtmak daire-i rububiyeti. Evet. Bir insanın görevini tanıtmak daire-i ubudiyeti. Evet. Değil mi? Fenleri anlatmak değil ki Kur'an-ı Kerim'in esas gayesi. Dolayısıyla fenli meselelere derinlemesine girilse o sahanın mensuplarının hoşuna gidecek. Evet. Bak Kur'an-ı Kerim ne ince meselelerle temas etmiş diyecekler. Ama çoğu insan anlamayacak o hakikati, inkar edecek. Evet. Bir fenli meselenin hatırı için büyük hakikatler perdelenmez. Evet. Şimdi tekrar okuyacağız vecize inşallah. Bir de bakayım mı? Evet. Kur'an-ı Kerim umumi bir muallim ve bir mürşittir. Halkay dersinde oturan nev-i beşerdir. Bütün insanlar onun dersinde oturmuşlar. Nev-i beşerin ekserisi avamdır. Çoğunluğu avamdır. Okumamış veya yüksek tahsil görmemiş kimselerdir. Mürşidin nazarında ekal eksere tabidir. İrşad eden kimsenin nazarında mürşid dedi. Adam vaaz veriyor mesela değil mi diye. Evet. Bakarsan öyle konuşuyor ki herkes istifade etsin. Evet. O cemaatten 4 tane alim var. O alimleri muhatap olarak konuştu. Bütün cemaat mahrum kalır o konuşmadan. Değil mi? İrşad esas nedir? Evet. Ekal. Evet. Avama. Mürşidin nazarında ekal eksere tabidir. Yani azınlık çoğunluğa tabidir. Evet. O 4 tane alim ekal. Evet. Diğer cemaat ekser. Ekser oldu. Mürşit kime göre konuşacak? Eksere. Eksere göre konuşacak. Evet. Yani umumi irşadını ekallin hatırı için tahsis edemez. Yani hususun onlar için konuştu mu ötekiler istifade edemez. Mahaza. Mahaza.
avama yapılan konuşmalardan havas hisselerini alırlar. Aksi halde avam yüksek konuşmaları anlayamadığında mahrum kalır. Bunun devamında o mealde bir vecize var. Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, şemsin sükununa, arzın hareketine ve bir katre su içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azamet ilahiyeyi anlayasınız demiş olsaydı. Böyle hitap etseydi ne olurdu? Bütün o zamanların insanlarını tekzibe sevk etmiş olurdu. Çünkü hissi zahiriye muhaliftir. Yani zahiri hisse muhalif olduğu için eksesi inkar edeceklerdi. Meselemiz bir fenli mesele ispat değil ki. Evet. Allah'ı tanıtmak. Amen. Ama öyle beğendik ki Kur'an-ı Kerim havas avamı hitap ediyor, havas hissesini arıyor. Kusadın buna bir misal veriyor başka risallerinde. Zaten 25'in sözü olacak herhalde. Ve şems tecrü müstakarillah. Şems döner. Kendi müstakarında malzemesinin istikrarı için cereyan eder. Evet. Şimdi yani şimdi burada avam bakıyor, güneş dönüyor zaten, dönüyor. Hani. Havas da bakıyor ki burada tecrü kelimesi geçmiş, cereyan. Güneş cereyan halindedir, hareket halindedir. Evet. Yani sabit değil, gidiyor. Evet. Değil mi? Tecrüyat. Yani şimdi bu gidişi avam gökteki güneşin gitmesi diye anlamış. Evet. Değil mi? Ama havas güneş malzemesiyle beraber toplu bir hareket halinde. Bugün fen onu ortaya koydu. Evet. Şimdi güneş gidiyor deyince gezegenle beraber gidiyor zaten. Geçen bir yerde okudum. Yani güneş sistemi içerisinde diyor. Güneş sistemi içerisinde. Efendim söyleyeyim, güneşin dışında kalanların miktarı, büyüklüğü 1000'de 2. Yani güneşin cirmi yanında bütün gezegenleri topla 1000'de 2 kadar büyüklüğü var. Evet. Şu ufak biraz toplu ne kadar görüyorlar yani güneşe göre. Evet. En büyük Jüpiter mi dediler? Yani hepsi 1000'de 2'nin içinde. Onun için güneş dediğimiz zaten bunlar hepsi ona takılı ufak tefek şeyler. Biz buradayız da, hani güneşimizde küçük dünya büyük görünüyor. Evet. Ama güneş deyince etrafındaki 8 gezegenleri, 12 kaç tane neyse, hepsi beraber hali. Hani güneş gidiyor dedim mi, ona bağlı olan elbette beraber gidecekler zaten. Evet. Değil mi? Ona bağlılar yani. Evet. Onlar, ona bağlı, tabiler ona. Ta 1000'de 2 dedi. Yani. 1000'de 2 yani. %99, 0,2 güneşin büyüklüğü. Evet. Sistem içerisinde. Geri kalanı bütün gezegenler. Onun için güneşten Kur'an-ı Kerim'e bahsediyor ki tecri diye buyuruyor, cereyan eder. Devir demiyor, döner. Devirini cereyan tabiri kullanınca güneşin kendi içinde çok hareketleri var. Bir arkadaş söylemişti, unuttum. Erzurum'dayken, şimdi İstanbul'da profesör. Güneşin içerisinde 4 tane ne dedi? Çok farklı kaynamalar var. Birinden çok farklı. Sürekli kaynama halinde güneş. Yani cereyan halinde. Yerinde durmuyor yani. Hareketli. İşte o hareketlerden güneşte hakim olan hidrojen gazı. O kaynamalardan, hareketlerden hidrojen helyuma dönüşüyormuş. Ne kadarsa. O helyuma dönüşmesinden enerji çıkıyormuş. Enerjiden de dünyayı çeviriyormuş. Dünyayı, gezegenleri. Hepsi hep beraber. Mesela maşallah. Yani, güneşlik, cereyan maddi dönmediği anladık mı? Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim öyle bahsedecek ki ayetlerden, hakikatlerden avam hepsi kabul etsin. Havas da efendim, hissesini alsın. İşte bir mesaj vermiş olduk. Evet. Yeni bir vecize. Kur'an'ın nazar-ı gayb binisi o kütüb-i salifenin umumunun fevkinde ahval-i maziyeyi görüyor ki ittifaki meselelerde musaddıkane onları tezkih ediyor, ihtilafi meselelerde musahihane onlara faysal oluyor. Yani ittifaki meseleler dediği üstadımızın yani diğer semavi kitapla Kur'an-ı Kerim'in ittifak ettiği meseleler. Hı. Aynı. Allah'ın varlığında bütün semavi kitaplar müttefik. Hı. Değil mi? Efendim söyleyeyim. Sıfatların sonsuz olduğunda bütün semavi kitaplar müttefik. Evet. Meleklerin varlığında, ahiretin varlığında, hepsi müttefik değil mi? Evet.
Orada ittifaki meselelerde Kur'an-ı Kerim'de tasdik ediyor onları. İhtilafi meselelerde efendim içine hakikaten ortaya koyuyor. Bu beşer işi olmaz diyor. Belki. Mesela bir misal vereyim sadece. Şimdi mesela Yahudiler Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar her şeyde, İbnullah diyorlar. Şeyde Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Yahudi Hazreti Musa'yı da peygamber olarak ilan ediyor. Hazreti İsa'yı da peygamber olarak ilan ediyor. Değil mi? Ama oğuldan münezzeh. Değil mi? Oğulları onlar ilah diyorlar ya. Şimdi dolayısıyla ne olmuş oldu? Şimdi mesela Meryem annemize Yahudiler iftira ediyorlar, kötü şeyler söylüyorlar değil mi mesela? Çünkü Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Hazreti İsa'nın oğlu, İsa'nın annesi Meryem tertemiz bir kadındır mesela değil mi? Mesela bunlar ilah olamazlar. İlah diyorlar ya Hristiyanlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki onlar diyor yemek yerlerdi. Yemek yiyen ilah olur mu ya? Hazreti İsa da yiyordu, Hazreti Meryem de yiyordu. İkisi de yemek yiyordular. Ona rızıklandıran kimse Allah odur. Değil mi? Şimdi dolayısıyla İsa'yı kabul ediyor Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'yı. Meryem'in annemiz de kabul ediyor. Salih bir hanım olarak. Ama ilahlıklarını da reddediyor. Ne oldu? Faysal vurdu yani. İşin hakikatini ortaya koydu. Şimdi haşa haşa bir beşeri bir kelam olsa işte rakiplerini çürütür anne insanlar. Rakiplerini çürütürler, kendilerini ortaya koyarlar. Kur'an-ı Kerim böyle yapmıyor ki. Hristiyanı çürütmüyor. Hristiyanın müsbe itikad, doğru olanı kabul ediyor. Evet. Yanlışlarını düzeltiyor. Evet. Ne kadar harika. Yani. Maşallah. Kur'an-ı Kerim diyor, Yahudilerin tecavüzünden efendim söyleyeyim, Meryem annemizi koruyor. Evet. Belli ki Allah kelamı ya. Beşer iş olursa, haşa haşa. İşte hazır fırsat çıkmışken aleyhte bulunup Hristiyanlığı çürütmeye çalışırdı da öyle değil. Evet. Evet. Yahudi'ye gelince Yahudi'nin iyi tarafından yine anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Allah Allah. Yani belli ki hak kelamı neresinden baksan Allah kelamı olduğu açıkça görünür. Evet. Çok güzel. Yeni bir vecize. Kur'an, kulü ve kut ve gıda. Kalp ve gıda. Ha. Ve ukule kuvvet ve gına. Akıllara zenginlik katıyor. Ve ruha ma ve ziya. Işık ve su. Ve nüfusa deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Nefislere de ilaç ve şifada. İnsan ilaç şifadan usanmaz da. Evet. Sudan da usanmaz, ziyadan da usanmaz. Ya. Değil mi? Gıdadan dursanmaz. Kur'an-ı Kerim de kalplere, akıllara, efendim söyleyeyim, nefislere hem kut, gıda, kuvvet veriyor. Akıla kuvvet veriyor. Ukule kuvvet. Değil mi? Evet. O kuvvetle akıllar hakikati görüyor da, değil mi? Evet. Mesela insan gözüne zafiyet oldu mu, karşıyı göremiyor da. Değil mi? Evet. Şimdi akılda zafiyet oldu mu, akılda hakikatleri göremiyor. Evet. Akla kuvvet veriyor ki Kur'an-ı Kerim hakikatleri gösteriyor değil mi? O kuvvetle gösteriyor. O demek. Kalplere gıda. Kalplerin en büyük gıdasını iman. Evet. İman, marifet, muhabbet, lezzet-i ruhani usta sayıyor ya bunları. Bunlar kalbin gıdaları. Kur'an-ı Kerim hem kalbe bu gıdaları veriyor, hem akıllara doğru yolu gösteriyor. Efendim söyleyeyim. Ruha da ma ve ziya. Yani ruha da su ve ışık mesabesinde. Efendim onun ihtiyacını görüyor, ruhun ihtiyaçlarını. Nefisleri de ne yapıyor? Deva ve şifa. Hastalıklarına ilaç oluyor. Dolayısıyla yanlış yola gitmekten nefisleri de muhafız etmiş oluyor. Amin. Hepsi. Onun için diyor, bu hasretler için değil ki Kur'an-ı Kerim okunması insanları usandırmıyor. Amin. Olduğundan usandırmaz. Bunu hep usandırmaza bağlıyoruz değil mi? Amin. Evet. Evet. Sen de okuyor musun? Nasıl baktınız? Bak. Onu kısa kısa okuyalım. Evet. Ayetlerin çoğu her birisi birer küçük sure. Surelerin çoğu her birisi birer küçük Kur'an'dır. Küçük deyince tabii yani biz göremiyoruz ama birçok hakikatler
Kur'an-ı Kerim'de her surede çoğu dedi. Çoğu surede var. Yani. Bütün hakikatler, iman hakikatleri biz bir süreye sıkıştırmış birçok yerlerde. Hı. Ama nasıl? Bir ayetlerin sarih manaları var. Sarih, yani. Açık manaları var. Bir de işari manaları var, remizleri var değil mi bunların? Bu işari remizler manasında gizli hakikatler ehillerince ancak anlaşılabiliyor. Mesela Üstad'ın kendi verdiği örneği hatırlayalım. Mesela ayetin zahiri manası, kulvallahu ahad, Allah-u Samet, lem yelid ve lem yulad. Lem yelid ve lem yulad. Doğmadı ve doğurulmadı. Ayetin zahiri manası bu. Ama Üstad buyuruyor ki, bir kelam manası zahirse onu bir lazım murattır. Cenab-ı Hakk'ın doğup doğurmayacağı belli bir hakikat. Peki niye beğendirmiş? Demek ki onun bir lazımı murat. Bir lazım var. Nedir lazımı? İsa Aleyhisselam ve Hazreti Meryem ilah olamazlar. Biri doğmuştur, diğeri doğurulmuştur. Değil mi? Hmm. Bu genel bir kaydedi. Bütün doğanlar ve doğurulanlar mahlukturla ilah olamazlar. Değil mi? Evet. Genel bir kaydolmuş evet, oldu evet, böylece. Evet. Şimdi bu oldu işare mana yani. Evet. Birçok ayetlerin ve işare manaları var. Bunu da ehiller ancak şey yapabiliyorlar. Daha ince manaları da var. Evet. Vaktimiz varsa bir tanesini kısa söyleyeyim. Başka bir sohbette, bu sohbetleri değil ya, başka bir mecliste arz etmiştim. Abdülkadir Hazretleri bahsediyor. Taht-ı Belkis'in Süleyman Selam'ın huzuruna getirilişini anlatıyor ayet-i kerimeler malum. İşte Hütüt Süleyman Aleyhisselam'ın mesajını Belkıs'ta yukarıdan düşürüyor mektup tarzında. Belkıs'ta okuyor bunu. İşte diyor ki böyle böyle. Bir mektup geldi Süleyman diye bir peygamberden ve peygamberi ifade eden birisinden, iddia eden birisinden. İşte bizi şeye da çağırıyor, hidayete çağırıyor. Onunla güneşe tapıyorlarmış. Evet. Belkıs ve avanesi. Ondan sonra etrafında görüyor, ne dersiniz buna? Etrafında görüyor, şimdikiler görüyor. Riyakarlar. Ne demek? Hemen gidelim, vuralım, kıralım. Efendim söyleyeyim diye böyle kabadayı veriyorlar. Belkıs diyor ki onlara, diyor, yani dikkatli olun diyor. Tedbirli olun manasına. Hükümdarlar bir beldeye girdiler mi? Oradan bütün azizlerini zelil ederler. Bütün azizlerini zelil eder, aşağı derece düşürürler. Şimdi evet. Kelam ortada. Evet. Şimdi bunu Abdülkadir Hazretleri ne mana çıkarıyor? Diyor ki bir kalpte diyor, Allah sevgisi hakim oldu mu, bütün sevgiler atar dışarıya. Allah bir kalpte Allah korkusu hakim oldu mu, bütün korkular dışarıda kalır diyor. Evet. Şimdi bu manayı biz nereden çıkaracağız ayet-i kerimede? İşte büyük zatların büyüklüğü burada. Bir cihet burada yani. Bize göre çok uzak hakikatleri onlar çok rahat görebilmişler. Allah'ın ilhamıyla, ihsanıyla. Tabi peygamberlere malum vahiy gelmiş. Bu büyük zatla ilhamla çok hakikatleri bildiriliyor. Onun için ayetlerin bu ince manalarını bu zatlar keşfetmiş, anlatmışlar. Şimdi birisini arz ettim. Üstad Hazretleri İsaat-ı Hicrat tefsirinde ayetlerin çok değişik manalarını harika şekilde ortaya koymuş. Yani bunun çok misalleri İsaat-ı Hicrat'a vardır. Maşallah. Peki yani, orada kalıyor musun? Son bir tane daha okuyalım. Peki. Kalkışın. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasihtir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Orada bu. Yani beşer ihtiyarlandığı gibi kanunları da ihtiyarlıyor ve değişiyor değil mi? Sık sık. Evet. Ana değişiklikleri falan. Evet. Kur'an'daki hükümler hiç değişmedi bugüne kadar. Değil mi? Aynı teravetinde, aynı kuvvetinde. Değil mi? Talip olanları, kalbini ona teveccüh ettirenleri yine aynı kuvvetle aydınlatıyor, kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor değil mi? Evet. Hadis ortada yani. Bu tek fert için de düşünülür. Bu cemiyet için de düşünülür. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir insanı, asrattaki bir insanı nasıl mükemmel terbiye ediyorsa, bugünkü bir insanı aynı şekilde terbiye ediyor. Eskime yok. Değil mi? İman hakikati aynı iman hakikatleri. Namaz aynı namaz, oruç aynı oruç. Değil mi? Evet. Helal aynı helal, haram aynı haramlar. Efendim, diğer kanunlar da aynı şekilde.
O gün neyse bugündü o. Yeter ki talip olunsun, teveccüh edilsin. Aynı terbiyeyi istidadına göre, kabiliyetine göre bugünkü insana da Kur'an-ı Kerim veriyor. Evet. Ve tekemmül ettirebiliyor. Evet. Yeter ki ona yüzümüzü dönelim. Evet. Kalbimizi açalım değil mi? Evet. Peki. Subhaneke la ilmelene illa ma'lemtene inneke entel alimun hakim ve ahirü de'avadu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'salatı.